merhaba ben Edip. Kur'an'ın mesajını engellemek için din adamları, din tüccarları veyahut da beyin yamyamları veyahut da Firavun'un sihirbazları birçok bahaneler oluşturdular. Kur'an zordur, anlaşılmaz. Kur'an hadise muhtaçtır, hadisi okuman lazım, o da yetmez. Hadis usulünü bilmen lazım, o da yetmez. Fıkıh okuman lazım, o da yetmez. Fıkıh usulünü bilmek lazım, o da yetmez. Ne iş etmen lazım? O sihri okuman lazım, bilmen lazım. O daha neler neler, şu kadar ilmi bilmen lazım falan. Mümkün değil. Yani Kur'an'ı sadece profesyonellerin, sadece kendilerini tek eline almak için, insanları Kur'an okumaktan korkutmak için, men etmek için her şey uyuyor. Hatta o da yetmez. Kur'an kamyon gibi, elektrik gibi çarpar. İşte abdestsiz olmaz. Kur'an'ı şöyle belden, ne kadar zorluk varsa Kur'an'ın okumanın önüne o zorlukları, engelleri koydular. Yüzlerce, binlerce. Hatta dediler ki Kur'an okumak olmaz, sen ilmihal okuyacaksın falan filan. Şimdi daha ne? Kur'an okuyacaksın ama okursan bile ölülerin üzerine oku. Hatta bu dirilere bir mesajdır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ifadesi ayeti Yasin suresinde var. Bir tek bu ayet orada var. Dirileri uyarmak içindir bu. Bu ayeti özellikle, bu ayetin bulunduğu sureyi özellikle şeytan, bu din adamı kılığında gelen şeytan, ölüler için okunmasını emrediyor. Böylece o hadisleri izleyenler şeytana uyarak Allah'a meydan okuyor. Allah diyor bu Kur'an dililer için, senin için. O diyor hayır. Ölü için. İnanılmaz bir şey ya. Müthiş. Yani bakıyorsun bunlar mucizeler. Bunlar basit değil. Allah hadis kelimesini kötülüyor. Kur'an dışında kullanıldığı her yerde bunlar Kur'an'a ortak koşan. Şeytan diyor ki ben sizinle öylesine dalga geçeceğim ki Kur'an'ın reddettiği bir kelime, Kur'an dışında sürekli kötülediği, reddettiği bir kelimeyi alacağım, Kur'an'a ortak yaptıracağım size. Ve onu yapıyor. İnanılmaz. Daha bunun nice örnekleri var. Kesinlikle yani şeytanın varlığını ispat ediyor. Kur'an'ı hatta mushafla karıştırıyorlar. Mushaf Kur'an değil. Kur'an bir bilgidir. O bunun üzerinde de olur. Bak mesela şurada. USB. Bilgisayarda da. Beyninde de Kur'an varsa o zaman sen abdestsiz hiç olmaman lazım. Çünkü beynine dokunmuyorsun sürekli. Tuvalete hiç gitmemen lazım. Çünkü beyninde Kur'an var. O zaman hafızların tuvalete gitmemesi lazım. Yani kağıt ve mürekkep mi kutsal olan? Haşa. Ama insan putperest olmuşlar. Kağıda mürekkebe tapıyorlar. Fetişizm. Şamanizmden gelen bir şey. Veyahut da Mekke müşriklerinden kalma bir şey. Ama Kur'an esas bilgi olarak, mesaj olarak umurlarına değil. Şimdi bu din tüccarını dinleyin. Önce bu ayeti okuyalım. Mesaj çevresinde ikinci surenin 171. ayeti ama 170'i okuyalım. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızın izlediği yolu izleriz derler. Peki ataları bir şey düşünmeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? Düşünüyor musun bunun üzerinde? Kendin için düşün. Yani hep Kur'an'ı sanki başkaları için düşünüyorsunuz değil mi? Bir de onu ben kendim için düşünmem lazım. Sen de kendin için. Eğer Kur'an'a muhatapsan. Ama kendini muhatap görmüyorsun değil mi? Allah'ın indirdiğine Kur'an ayetleri sana getiriliyor. Sen diyor ama falanca alim, filanca alim, falanca atalarımız hepsi yanlış mı? Falanca falan filan. Aynı Mekke müşriklerin yaptığı gibi. Veya Katoliklerin yaptığı gibi. Devam ediyor. 171. ayet çok ilginç. İnkarcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler, düşünmezler. Subhanallah, subhanallah. Ben Kur'an ayetleri okuduğum vakit müthiş bir şey görüyorum ya. İnanılmaz bir şey yani. Bazı ayetler yani her ayeti belki aynı derecede şey edemiyorum, takdir edemiyorum. Onun için bilgi lazım, onun için hazır olmak lazım. Ama bir bakıyorum müthiş bir kitap. gaybin haberi, enbâul gayb, ancak geleceği bilen yaratıcının kelamı olabilir. Öylesine mucizevi bir kitap. Burada da diyor ki inkarcıların durumu sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler, düşünmezler. Şimdi de bu adamı dinleyelim. Bak ne diyor. Bugün zaten Müslümanım diyen ama Müslümanlıkla alakası olmayan Sünnilerin, Şiilerin büyük çoğunluğu Kur'an'ı ancak böyle okuyor. Papağan gibi okuyor. Kur'an'ı inkarcılar böyle okur diyorlar ya. Aynen öyle. Onlar böyle anlamadan tekrarlıyor, sanki anlamsız bir şey. Sevap alıyormuş. Ne biçim sevap ya? Öyle saçmalık mı olur ya? Kur'an bir beyandır, tebliğdir, zikirdir. Anlaman için, hatırlatman için. Bu ayete rağmen bu ayet böyle okuyor ve bu ayeti inkar ediyor, reddediyor. Bu ayeti okurken anlamadan. Şimdi bu adamı dinleyelim. Ebubekir Sifil adında bir başka din tüccarı. Buyurmuş ki bu Kur'an okuma adabı konusunda da önemli bir... Diyor ki Kur'an'ı okurken ağlayınız. Kur'an okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Aa, ağlar gibi yapın. Yani münafıklık yapın. Ağlar gibi yapın. Fethullah Gülen bu hadise uyuyordu. Ağlar gibi yapıyordu. Ağlamıyorsanız ağlar gibi yapın. Kur'an'ı ağlatmak için mi gelmiş bir kitap? Aslında doğru, aslında Kur'an'ın bir şeyin tecellisi. Onlar gülmesinler, ağlasınlar diyor müşrikler için. Anlamadan da ağlayacak. Mirasla ilgili ayeti okuyacak, ağlayacak. Kadınlara hayzı ile ilgili ayeti okuyacak, ağlayacak. Savaşla ilgili ayeti okuyacak, ağlayacak. İnanamıyorum. Buyur. Bulunduğumuz zaman diliminde biz Kur'an okumaktan meal okumayı anlar olduk. Kur'an'da bir ayet var. Onları konuşurken dinlersiniz, onları bir şey zannedersiniz, bir adam sanırsınız. Kennehum huşubun musennede, onlar böyle dayalı kütükler gibidir diyor. Bu din adamları sesleri böyle şeydir, Kur'an ayetlerini okurlar falan filan. Böyle ciddi ciddi pozlarda ama rezalet, felaket, maalesef şeytani öğretiler. Başka bir şey değil onların yaptığı. Ürün olarak ne öğretiyorlar? İslam dünyasına en büyük zarar veren, işte bu din adamları, Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştıran ve Kur'an'ın anlamını da çarpıtıyorlar bunlar. Mealler bir sürü hatalarla dolu. Ta 1980'lerde, 1980'lerde ama 1992'de yayımlandı. Kur'an çevirilerindeki hatalar. Daha sonra nice hatalar gördük. Zaten bir örnek. Ve onu okurken ağlama hissesinden de nasipsiz kaldık. Biraz sonra bir şey seyredeceğim. Bekleyin. Mealinden çok önemli. Ve entelektüel bir metne indirgemeye başladıktan sonra Kur'an'da dünyamızdan, daha doğrusu gönlümüzden çekilen o mananın... Entelektüel bir şey. Ne alakası? Bugün Müslümanlar Kur'an'la alakaları yok. Kur'an'ı anlamıyor. Sen bile anlamıyorsun ki Kur'an'ı. Kur'an'ı anlayan bir insan bunu söyler mi? Entelektüellikle hiçbir alakanız olmadı ki. Kaç tane entelektüel var? Kur'an'ı gerçekten anlamaya çalışan var. Ya Ürye okuyorsun ya Şifa, üfürük müfürük diye üfürükçülük için okuyorsunuz. Alakası bir şeyi anlamadan. Biraz anlayacak olsan da hadis devreye parazit sokuyorsunuz. Ne alakası var? Esas problem sizin dediğiniz biçimde Kur'an okunduğu için. Anlaşılmadan okunduğu için. İnanılmaz ya. Şeytan nasıl çeviriyor? Tam tersine çeviriyor. Bugünkü felaketinizde böyle de entelektüelmiş. Entelektüelin elsi yok İslam dünyasında ya. The sign of intelligent life. Nedir? Zeki hayatın işaretleri yok. Buduruyoruz. Bilim ve teknolojide ne durumdayız? Allah'ın ayetlerini inceliyor muyuz? Yok. En son Yandex diye bir arama motoru var. Orada Türkçe, Türkiye'den aranan kelimeler, Batı menşeli kelimeleri listelenmişti, 40 tanesini. Çoğu teknolojiyle ilgili kelimeler. Web, internet, kompüter, falan filan, daha nice. Sistem, bunlar hepsi. Batı, telefon, fax, kamera. Bunlar hepsi bunların buluşları. Senin ne buluşun var? Buharlaşması, anlamın buharlaşması dediğimiz bir şey var. Yani dünyamızdan, bilincimizden, şuurumuzdan çekilmesi anlamın, varlığını, ağırlığını kaybetmesi. Neyse, bitti benim için bu adam. Kimse eğer anlamıyor diyor ki ağlamıyorsan ağlar gibi yaparsın, bitti. Münafık denir buna. Münafık, iki yüzlü demektir. Sahtekarlık demektir. Sahtekarlığı sevap diye satmaya çalışıyor zalim herif. Hiçbiriniz o zaman ağlarınız var, hiçbiriniz ağlamanıza güvenmeyeceğiz artık. Demek ki samimi ağlayıp ağlamadığınız belli değil. Yalandan ağlıyorsunuz. Zalimler. Bir de ölü yıkama diye bir şey çıkmıyor. Bir gün, bu nereden girdi araya? Bugün bir arkadaşın şeyi var, cenaze ile ilgili bir şey okuyor. Cenaze işte hatim için imam davet ediyorlar, para istiyormuş. Babası 50 lira vermiş, yetersiz görmüş falan. Ondan sonra bir de cenaze yıkıyorlar. Allah Allah, cenaze yıkama ne demek? Kur'an'la alakası yok. Mantıkla, dinle alakası yok. Sağlıkla alakası yok. Ölmüş adam. Kokmaya başlıyor artık. Onu kokmaya başlayan ölmüş hücreleri yıkasan ne olur? Zaten şeyi koysun, toprağın altından köstebeklere vereceksin. Köstebekler, efendim, fareler, solucanlar yıkanmış vücut mu yesinler diye. Bu ne saçmalık ya. Ve bunun için adam para alıyor. Çünkü uydurmuşlar. Doğum için, nikah olduğu vakit, öldüğü vakit bu insanların 3 tane önemli zamanı. Bu zamanlara eğer imamlar, profesyonel din adamı kendilerini sokuştururlarsa, gerekli gösterseler millete, o zaman çok iyi para alırlar. Çünkü o zamanlarda az önce kesildi, şey bitti, hafızada yer bitti, yeniden açtım. Devam ediyorum. Bu Ebubekir Sifil, Kur'an okurken ağlayınız diyor. Eğer ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapınız. Yani münafıkça okuyunuz. Ben din adamlarının yaptığı bu zaten. Sahtekarlık, millete işte kendilerini böyle evliya gibi göstermek için falan böyle ağlayanlar var. Böyle ciddi ciddi pozlarına giriyorlar. Bu adam da şu pozu mutlaka böyle ciddi ciddi gibi görünür ya. Ciddi değilseniz, yaptığınıza inanmıyorsanız inanır gibi yapınız. Bu da öyle yapıyor. Münafıklık. Münafıklığı bu kadar resmen şeyden. Ama bu bir hadis. Sahih. Hadis. Sahih. Hadis. Şimdi bunu dinledik. Tekrar dinletelim. Kur'an okurken ağlayın. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Eğer samimi değilseniz samimi gibi yapın. Aynı şey. Bak böyle samimi gibi konuşuyor. Samimi değilsiniz ama samimi gibi görününüz. Ağlar gibi yapınız. Şimdi içinde bulunduğumuz zaman diliminde biz Kur'an okumaktan meal okumayı anlar olduk. Ve onu okurken ağlama... Zıkkımın kökü. Kur'an sanki ağlatma kitabı. Ağlatma kitabı. İnsanı ağlatmak istersen bir tokat at ama da ağlasın yani. Osmanlı tokadı at. İş mi yani? Ağlarmış. Ne ağlıyor? Niye ağlıyor? Kitap okurken ağlıyormuş. Ne ağlıyor? Anlamadan. Adam Arapça bile bilmiyor. Meal okumasın diyor. Müziğine ağlasın. Annesini hatırlasın, ağlasın. İşte patronunun kendisine yaptığı hakareti hatırlasın, ağlasın. Askerde komutanından yediği dayağı hatırlasın, ağlasın. Nedir yani? Hikaye. Şimdi al işte. Bu gibi adamların diniyle böyle alay ediliyor. Çünkü Kur'an okununca ya adam hadis okuyor, diğerleri böyle bu türlerle, bu tiplerle şey ettikleri için, yetiştikleri için Kur'an zannediyor. Uyduruk hadis. Yani Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in sözleri Arapçaydı. Adam o sözleri alıp okuyor, Kur'an'la çelişen, peygambere hakaret, insanların aklına hakaret, gerçekle çelişen, uyduruk, hurafe, Arapça okuyor, herkes mest oluyor. Kim bilir ağlar da. Bu hadisi dinledikten sonra da bu da hadis. 6 hadis kitabı var. Sünnilerin altı putu var. Tabii o da altıda da kalmıyor. Daha sonra da eklemişler daha neler neler. Şimdi al işte bu adam. Aynen bu zihniyet işte bunu doğuruyor. Bu şeyi hak ediyor maalesef. Askerde Terramisin diye bir adam. O kurdandı. Bir de askerde de hani şampiyonsun mampiyonsun ya, biraz da seviyorlar yani. Terramisin. Böyle gel lan git lan öyle yok yani. Müsaade askersin de. Okuyorum konu kaldırdım. Yani vaktimki ilaç dolabını gördüm. Yani. Sanatçılıkta var işte dışarıda. Ne Allah'a küstüreyim. Ne Allah'a kızdırayım ne de komutanlara kızdırayım. Aradan sinirliyim dedim. Askerlik anısını anlatıyor ateş başında. Bir dolabın gözüne baktım şimdi. Dedim öksürük kellezine borodile ziferro ilaç isimleri okuyor. Aynen. Ne fark ediyor bugün? Bugün Kur'an'ı anlamadan dinleyenler aynı bunun gibi dinliyorlar. Hiçbir farkı yok onlar için. Hiçbir şey anlamıyorlar. Bunu da anlamıyorsun. İkinci surenin 171. ayeti miydi az önce paylaştım? İnkarcılar sözü bağırıp çağırma gibi şey ederler. Anlamazlar. Mesaj çevresi. Yeni baskıları var inşallah, daha ince basarlar. Her seferinde söylüyorum. Yayıncı bu mesajı al artık. En azından biraz şey diyeyim. Neydi? 271 mi dedim? 2. surenin 171. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur. Ayet burada. İkinci surenin 171. ayet az önce paylaştım. Eğer unutursanız. İnkarcıların durumu sözleri ancak bağırma ve çağırma biçimde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler, düşünmezler. Bu adam işte bu gibilerle, Ebubekir Sifil gibilerle dalgasını geçiyor. Çünkü onlar maalesef Kur'an'ı bu hale getirdi. Anlaşılmaz bir kitap. Ölülere okunan, okunduğu vakit ağlayamıyorsan ağlayacağın, ağlar gibi yapacağın bir kitap. Tonu ferrine ciferrune teramisine ampisine rafiline emedure bebekadın bevitince. Aynen. Yani maalesef bugünkü Sünniler ve Şiiler Kur'an'ı böyle okuyorlar. Yazık. Ahmetli tabii. Her hafta da uyuşturucu bölümleri vardı. Uyuşturucu. Allah diye lan dedi. Bitti. Sonra oradan bir tanesi dedi ki vallahi dedi, başkası okuyunca hiç anlamıyorum ama askerde de okuyunca bazı yerleri anlamıyorum. Neyse. Mutlaka abartmıştır şeyini, hikayesini. Belki de burada uydurmuştur da. Ama olay bu değil. Olay bunun anlattığı hikayenin doğruluğu falan değil. Olay algı olayı. Maalesef bu algı. Marx din afyondur derken onun gördüğü din şirk dinleriydi. Din tüccarlarının, şehül şeytanların, sihirbazların, krallara yaltakçılık yaptığı, yalakalık yaptığı ve insanların sömürülmesi için Allah'ın adını istismar ettiği bir ortamda yetişti, onları gördü. Tarihte de böyle maalesef çoğunluk. Muvahhidlerin gelişi gidişi öyle maalesef çok kısa sürüyor. Genelde din adamları hemen tarif ediyor. İsa'dan kısa süre sonra din adamları İsa zamanında karşı çıktıkları mesajı tarif ettiler. Şirk dinine dönüştüler. Muhammed peygamber zamanında gelen mesaja karşı çıktılar. Daha sonra kabul edilen, ondan sonra tarif ettiler din adamları. Aynı şekilde tarih boyunca İslam dini, barış dininin, akıl dininin en büyük düşmanı profesyonel din adamları olmuştur. Ve nitekim bu Ebubekir Sifil de o din adamı sınıfından maalesef insanları anlamadan Kur'an'ı okumaya teşvik ediyor. Sadece anlamadan değil, riya olarak, gösteriş olarak böyle ağlar gibi yapmalarını, ki bir hadis-i şerif, habis-i şerif diyorum, ona uymaya çağırıyor. Neyse, bunların dönemi inşallah geçecektir. Kur'an'ın ışığı yeniden aydınlatıyor insanları. Bütün bunlara rağmen siz Kur'an mealleri alın, okuyunuz. Birkaç meali karşılaştırar. Bir uyduruk hadis sünneti izleyen meallerin hepsi bir torbada. Fark etmiyor böyle. Tesadüfen hepsi birbirine aynısı. Hepsi çarpıtmaları neredeyse birbirine aynısı. Fark etmiyor. Çünkü hepsi aynı uyduruk kaynaklardan istifade ediyor. Bir de sadece Kur'an mesajına uyan bir meal al. Bunları böyle birbirine karşılaştırarak İnşallah oku. Allah seni inşallah hidayete erdirir. Hidayet Allah'tandır. Kur'an'ın öğretmeni kimdir? Er-Rahman, allemel Kur'an. Ve acele de etme. Rabbi zidni ilmen de. Benim Rabbim ilmimi artır de. Ne kadar anlıyorsan o kadarla yükümlüsün. Öyle soru yapamıyorsun. Yapma. Uyduruk, Allah adına yalan bir şey yapmak yerine hiç yapma daha iyi. Onun için ateistlerin belki kurtuluş, affedilme şansları var ama müşriklerin affedilme şansları yok. Allah diyor affetmeyecek. Şirk affedilmeyen biricik şey. Çünkü Allah'a en büyük iftiradır. En büyük, gerçeğe karşı en büyük ihanettir. İnsanlığa en büyük ihanettir. Selam ve sevgilerimle.